Fırtınanın artmasından dolayı geminin karaya sürüklenip batma tehlikesi var. Tam 235 kişiydiler. Suriye'deki savaştan kaçmışlardı. Avrupa'ya gitmek için her şeyi göze almışlardı ama olmadı. Bağla. Gelin üstünürüm. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak göçmenlerin bindiği geminin motoru 23 Kasım günü arızalandı. Kötü hava koşulları yüzünden sürüklenmeye başladı. Tanzanya bayraklı Hayzaher adlı geminin personeli çoktan kaçmıştı. 23 Kasım 2014. Girne açıklarına kadar sürüklenen gemi tam kayalıklara çarpmak üzereydi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri imdada yetişti. Gemide korku ve panik vardı. Fatih, daha inmeden gemiye. Arkadaşım, herkes relax olsun. Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimden 5 personel gemiye çıktı. İlk iş kaçak göçmenleri sakinleştirmekti. Fırtınanın artmasından dolayı geminin karaya sürüklenip batma tehlikesi var. O yüzden herkes sakin olsun. Bir an önce sizleri buradan çıkarmak için çalışıyoruz. Ekipler daha sonra gemide arama yaptı. Sayı belirlendi. Kameralardan birinde 8 aylık hamile bir kadın vardı. 8 aylık hamile bayan, eşi. Okey. Don't panic. Relax. Kadın fenalaşmıştı. İlk müdahalesi burada yapıldı. Ekipler daha sonra geminin makine dairesine indi. Fakat arıza giderilemedi. Umut. Sayı kalabalıktı. Tahliye etmek çok zordu. Hasta var. Tamam, şimdi bir an önce demiri alıp buradan gidiyoruz. Bu şekilde götüremeyiz hiçbir şekilde. Ne zaman? Yardımcı olun, gidelim. Gemi, Umut adlı sahil güvenlik gemisi tarafından Girne Limanı'na çekildi. Bir umuda yolculuk daha böyle bitti. Göçmenlerle birlikte bulunan gemi, TCS Umut Komutanlığı tarafından 23 Kasım 2014 saat 02.00 Burak itibariyle yedeklenmeye başlandı. Aslında bulundukları için şanslılardı. Aksi halde gemileri kayalıklarda parçalanacak, belki de yüzlerce kişi ölecekti. Şimdi Selçuk, sen malzeme çantanı al.